5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 5. Ünite Işığın Yayılması Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123 Işık Nasıl Yansıyor Etkinlik Soruları ve Cevapları 5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Işık Nasıl Yansıyor Cevapları 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı Yukarıdaki iki resmi inceleyiniz. Resimlerde gördüklerinizi nasıl yorumlarsınız? Işığın yaşantımızdaki önemini nasıl açıklarsınız? Işık hakkında neler biliyorsunuz? Cevap, ışıksız bir dünyayı gözümüzü kapayarak daha sonra da açarak deneyebiliriz. Işık bizim yaşam kaynağımızdır. Işıkla diğer insanları, canlıları görür ve onların niteliklerini belirler ve de onlarla kontağa geçeriz. Işık olmasa bitkiler fotosentez yapamayarak bitkiler olmaz dolayısıyla hayvanlar ve insanlar da olmazdı. Kısaca ışık hayatımızın ve yaşamımızın kaynağıdır. Bu cisimlere ışık tuttuğunuzda neler olabilir? Bu cisimlerin hepsi ışıkla aynı şekilde mi etkileşir? Cevap, bu cisimlere ışık tuttuğumuzda cisimler aydınlanır, onları görmemiz sağlanır. Böylece aydınlatma dediğimiz teknoloji sayesinde ışığın yansımalarını odadaki tüm eşyalar üzerinde görmüş oluruz. 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı Kullanacaklarımız, el feneri, CD, düz ayna, alüminyum folyo, izlenecek yol arkadaşlarınızla 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız. Arkadaşınızdan düz aynayı sizden belli bir uzaklıkta tutmasını isteyiniz. El fenerini yakarak ışığını düz ayna üzerine gönderiniz. Işık ile camın etkileşimini gözlemleyiniz. Yaptığınız işlemi diğer cisimler için de sırayla deneyiniz. Işığın izlediği yolu defterinize çizerek gösteriniz. Soruyu cevaplayalım. Düz ayna ve caddesi üzerine ışık gönderdiğinizde ışık nasıl bir yol izlemiştir? Cevap, ışık ışınlarının geliş doğrultusu değiştikçe yansıyan ışının doğrultusu da değişir. Düz yüzeyin her noktasında normaller birbirine paraleldir ve böyle bir yüzeye gelen ışın kendisiyle eşit derecede bir açıyla yansır. Gelme açısı, yansıma açısına eşittir. Işığın izlediği yolu dikkate alarak ışığın maddeyle etkileşimini nasıl açıklarsınız? Cevap, ışık maddeyle karşılaşınca maddenin özelliğine göre ya geçmez, yansır ya da soğurulur, ya geçer, ya da bir kısmı geçer bir kısmı geçmez, yansır ya da soğurulur. Aynaya gelen ışın madde tarafından yansıtılır yani maddenin içinden geçemez. Mercek cam gibi cisimlere gelen ışınlar ise madde tarafından geçirilebilir ya da bir kısmı geçebilirken bir kısmı yansır. Yukarıdaki iki resimde farklı zeminlerde top oynayan çocukları görüyorsunuz. Bu yüzeylerden biri beton zemin, diğeri ise çakıllı bir zemin olsun. Resimde görülen çocuklar, ellerindeki topları bulundukları zeminlere doğru fırlattıklarında toplar bu yüzeylerden zıplarken nasıl hareket eder? Cevap, ilk zeminde zemin düz beton olduğu için top düz bir şekilde hareket eder zıplar, oysa ikinci zemin çakıllı olduğu için top düz bir yol değil, yana doğru savrularak yan yan ya da farklı bir düzlemde zıplayacaktır. 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı Kullanacaklarımız, el feneri, düz ayna, plastik kap, tahta, plastik tarak, saman kağıdı, su, oyun hamuru, alüminyum folyo, kuşe kağıt, metal kaşık, izlenecek yok plastik tarağı oyun hamuru ile masa üzerine tutturunuz. El fenerini plastik tarak üzerine tutarak paralel ışık demetleri elde ediniz. Elde ettiğiniz bu paralel ışık demetlerini metal kaşık, düz ayna, kuşe kağıt ve B malzemelerinizin üzerine sırasıyla gönderiniz. Her bir yüzey için yansıyan ışık demetlerini gözlemleyiniz. Çeşitli yüzeylerde gerçekleşen yansımaları ışınlar çizerek gösteriniz. Plastik kap içine su doldurunuz. Su yüzeyine ışın demetlerini gönderiniz. Gözlemlerinizi çizimle gösteriniz. Soruları cevaplayalım. Işık ışınları düz yüzeylerden nasıl yansımıştır? Cevap, düz yüzeyin her noktasında normaller birbirine paraleldir ve böyle bir yüzeye gelen ışın kendisiyle eşit derecede bir açıyla yansır. Gelme açısı, yansıma açısına eşittir. Işık ışınları düzgün olmayan yüzeylerden nasıl yansımıştır? Cevap, pürüzlü yüzeylere paralel gelen ışık ışınlarının çarptığı yüzeyden birbirine paralel olarak yansımamasına dağınık yansıma denir.
dağınık yansıma sonucu cisimlerin bir yüzeyde net görüntüsü oluşmaz. Göz sağlığı ve cisimlerin renklerinin ve şekillerinin daha iyi görülmesi için dağınık yansıma gereklidir. Dağınık yansımaya uğrayan cisimler mat görünürler. 5. sınıf ada yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 121 cevabı. Düzleştirilmiş ve kırışıkları giderilmiş bir alüminyum folyo parçasına bakarak görüntünüzü inceleyiniz. Folyoyu kırıştırdıktan sonra tekrar görüntünüze bakınız. İki görüntü arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Bu farklılığın nedeni ne olabilir? Cevap, düz yüzeyde düz bir yansıma oluştururken, pürüzlü bir yüzeyde pürüzlü bir yansıma ile karşılaşırız. 5. sınıf ada yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 122 cevabı. Kullanacaklarımız, ışık kaynağı, lazer ışığı, oyun hamuru, düz ayna, kareli defter kağıdı, cetvel, izlenecek yol uyarı, ışık kaynağını doğrudan gözünüze tutmayınız. Etkinlik için sınıfınızda 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız. Işık kaynağı ve düz aynayı kullanarak sınıfınızdaki yazı tahtasını veya duvarı aydınlatmaya çalışınız. Düz aynaya gelen ve düz aynadan yansıyan ışınların izlediği yolu gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi defterinize çizerek gösteriniz. Kareli kağıdı masanın üzerine yerleştiriniz. Düz aynayı oyun hamurları yardımıyla masaya dik olacak şekilde kareli kağıdın çizgilerinden birinin üzerine yerleştiriniz. Kareli kağıdın üzerine aynaya dik olacak şekilde bir çizgi çiziniz. Lazer ışığını masa üzerindeki kağıdı teğet geçecek şekilde çizdiğiniz çizginin aynayla kesiştiği noktaya doğru düz ayna üzerine çeşitli açılarla gönderiniz. Açı ölçer yardımıyla aynaya gelen ve aynadan yansıyan ışınları çiziniz. Aynaya gelen ve aynadan yansıyan ışınların, düz aynaya dik olarak çizilen çizgiyle yaptıkları açıları ölçünüz. Bir tablo oluşturarak ölçümlerinizi tablonuza kaydediniz. Soruları cevaplayalım. Işığın aynaya geliş ve aynadan yansımada izlediği yol hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap: düz aynalarda görüntü oluşumu, aynaya düşerek yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Düz aynada oluşan görüntünün özellikleri: 1. Görüntü zahiri, sanaldır. 2. Düzdür. 3. Ayna gerisindedir. Pürüzlü aynada oluşan görüntünün özellikleri: gelen paralel ışık demeti pürüzsüz yüzeyde yine paralel bir şekilde yansırken, pürüzlü yüzeyde dağınık yansır. Aynaya gelen ışık ile aynadan yansıyan ışık arasında nasıl bir ilişki olabilir? Cevap: gelen ışın eğer düz bir yüzeye çarparsa ışın doğrusal yayılır, ama dağınık bir yüzeye çarparsa dağınık olarak yayılır. 5. sınıf ada yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.